Bakın, 2013 kongre sezonundayız. Farklı turlarda ve tiplerde gidişler var. Otel 1 tipi, otel 2, otel 3, bunlar otel kategorisidir. Otel kategorisinin anlamı, size otelcilik hizmeti verilecek. Yani odalarınıza günlük bakım yapılacak. Ve yemek saatleri dışında eğer bir şey içer ya da bir şey ısmarlarsanız otel ücreti ödenecek. Otelin resepsiyonunda veya uygun bir salonunda aldığınız her türlü hizmet ücretle. Otel kategorisinin dışında olanlarda pansiyon tipidir. Normal tip dedikleri, ekonomik tip dedikleri pansiyon tarzındadır. Yine katlarda temizlikçiler vardır ama temizlikçinin elindeki anahtar içeriye sokmaz onu. Sadece odada birisi varsa girebilir. Çünkü otelcilik hizmeti yoktur. Onlar profesyonel anlamda eğitim almamışlardır. Onlara biraz bahşiş verirseniz falan temizler. Biz de veriyoruz otel tiplerinde ama odaya girme yetkileri yoktur. Otel tipinde ise saat 9 olur, 10 olur, kapıyı tıklatır, ses gelmiyorsa tak diye girer. Hanımefendi banyoda. Hanımefendi yatıyor. Ne yapacaksınız? Otelin kapısına rahatsız etmeyin kartını yapıştıracaksınız. Ya da içeriden kilitleyeceksiniz. Aksi halde, hocam ben odadayken işte temizlikçi girdi içeri. Girer, saat her gün 10 ile 12 arasında o veya 10-12 sınırlamayayım, 2'ye kadar olabilir. 10 ile 2 arasında odaya girer, temizler odayı, onun görevi olur. Nasıl engellersiniz? Rahatsız etme kartını koyarsınız kırmızı kartı, asla gitmez içeri. Eğitimi onun o şekildedir. Otelde dolaplarda bulunan içeceklerini kullandığınız zaman eksilerini hesaplarlar çıkarken ekstradan ödersiniz. Yani otel çıkışında hesap kesimleri vardır. Bunlar teknik konular ama önemli konular. Çünkü otobüs gezip senin ekstran varmış ödemeden arabaya binmişim deyip herkesi bekletiyoruz. O ekstraları ödetmek zorunda kalıyoruz. Hocam bu da nereden çıktı? Normal tiplerde çay, kahve bütün gün 24 saat bedavadır. Ama bizim de odalarımızda kettle var. Kettle'la beraber işte çay da yanında oluyor ama siz bitki çayı ve benzeri şey götürebilirsiniz. Sizin suyunuz bile parayla. Biz dışarıdan 1 litre, 5 litre su alıyoruz. Odada o şekilde kullanıyoruz. Yani yüksek ücret ödemenize rağmen bu tür hizmetlerle ilgili teknik bilginiz olsun. Diğer konular üzerinde çok durmayacağım. Yani otel kategorisiyle diğerlerinin arasındaki temel farklar bunlar. Turumuzdaki görevlileri belirlediniz. Yani kimler hangi grupta açılan telefonlarla söyledik. Birkaç kişi belki hatırlamayabilir, bilmeyebilir. Dışarıda eşyaları dağıtırken listeleri birinci liste, ikinci, üçüncü, dördüncü liste şeklinde listelerimiz var. Veya görevlilerimizi söylersiniz. Birinci listede Mehmet Yaman Hocam, ikincide Abdülmunim Hocam, Erenkere, üçüncü benim, dördüncüde Yaşar Hocamızın. Gidişimiz Atatürk Havalimanı. Sizi ararken ısrarla ayın 13'ünde diye vurguladık. Neden? Karışıklık olmasın diye. Bizden bir gün sonra, 24 saat sonra gelenler olur endişesiyle. Ya da gündüz saat 3.50'de gelenler olur diye. 13'ün gecesi dedik. Ama siz gene de ben burada 13'ünde 23.55 desem de siz 14'ünde gece 12.30 gibi ulaşsanız yeterli. Yani 24.00.30'da, 14'ünde. Özellikle turumuzda 140 tane bayan var. 194'ten 140'lı bayan. 54 tane erkek var. İhramı her ne kadar burada giyeceksek de gene de sayımız az. Az olduğu için çok problem çıkmayacaktır. Gidişimiz aslında 14 Mart, Perşembe sabah 3.50'de. Yani 3.5 saat civarında öncesinde gelmeniz yeterli. Çok da gecikmeyin. Her ne kadar gecenin sakin saati olduğu için ben böyle bir opsiyon kullandıysam da orada epey işimiz var. Ulaştığınızda pasaportlarımızı ve benzeri şeyleri vereceğiz. Size bir program vereceğiz. Biz gittiğimiz her turda 45 gün götürüyorlar. 45 günü programlıyoruz. Eline veriyoruz. Gidip gelinceye kadar hangi saatte kiminle nerede buluşacağımız. Sizin de uygulamanız ve kültürünüz buna müsait. Yalnız sizin elinize kırmızı da yazsak, mavi de yazsak verdiğimiz programın kesinliği %75'i geçmez. Yani bir değişiklik olduğu zaman darılmaca yok. Yani üzülmece yok.
Biz olabilecek olan bütün bilgileri edinerek Mekke'yle görüştük. Uçağımızın iniş saatine kadar öğrendik. Otele ulaşmamıza, otelden çıkış saatimiz, Medine'ye varış saatimize kadar hepsini öğrendik. Medine gezilerini ona göre program geliştirdik. Mesela detaylandırayım biraz. Havaalanına geldiniz, size pasaport ve kimlik kartlarınızı dağıtacak görevler. Havaalanının hangi kısmında dağıtacak? Havaalanında girişler var. Aslında fotoğrafladım ama detaya girmemek için şimdi ayrıntı diye. Yurt dışı gidiş, dış hatlar. Dış hatlar gidiş. A, B, C, D, E kapıları var. A kapısı genelde kapalıdır. Açıksa oradan girin. B ve C kapıları yan yana zaten. O kapılardan giriyorsunuz içeriye, B ve C'den, dış kapıdan. İçeriye girdiğiniz zaman kontuarlar var. Kontuarlar A, B, C, D, E diye devam ediyor. Sizin gireceğiniz kontuar A, B. Yani içeriye girdikten sonra sağ tarafa doğru yürüyorsunuz. B kontuarı ya da C kontuarını bize açacaklardır. Açtıkları o kontuarı bizden pasaport alırken öğreneceksiniz. Biz o İçerideki otobüs yazıhanesi gibi kontuar dediğimiz şeylerden A, B, C hangisini açacaklarını size bildireceğiz. Bu arada ana yol istikametine girdiğiniz zaman oturma yeri var. Yani A'nın sağ tarafında oturma yeri var. Orada oturabilirsiniz ya da tam karşısına geçersiniz. Ana yolun kontuarların öbür tarafına. Orada kafeteryalar var. Kafeteryada da oturabilirsiniz. Kafeteryaların olduğu yerde sağ tarafta erkekler mescidi, sol tarafta da bayanlar mescidi var. Yani A kontuarının öbür tarafında kafeteryaların olduğu yerde sağda erkekler mescidi, hemen sol tarafında da kafeteryanın olduğu bölümde bayanlar mescidi ve tuvaletler var. Burada ihrama erkekler girebilir bu mescide. Elbiselerini de büyük valize koymak istiyorsa. Ama bizim önerimiz dışarıda çok takılmayın, hısım akrabayı yollayın, içeriye geçin, özellikle erkekler, pasaport işleminden geçin, ihram elinizde çanta olarak dursun. Bir çantanın içinde ayrı, büyük valize evden çıkarken de koymayın zaten. Yoksa o terazi içinde gider. Onu ayrı bir çantaya, poşete koyun, içeride pasaport işlemini geçince sağ tarafa doğru alt katta mescit var. O mescitte ihram giyme kabinleri var. Orada gerekli ihramınızı hem de pasaport işlemleri, bütün işler bitmiş olur. Uçak kalkışını bir saat kala da geyiği açarlar. Yani uçağın geçişi açarlar. 3.50'de uçuyorsa 2.50'de en geç 3'te uçağa transfer başlayacak demektir. Uçağın belirtilen kapısında yani 224'ünü verecekler bize. 225 mi veya 205 mi? Kaç numaralı kapıyı verirlerse zaten oralarda biz de olacağız Allah'ın izniyle. Yani görevli arkadaşlarımız da size rehberlik edeceğiz. Kafile başkanımız büyük ihtimalle en son kalıyor herhalde değil mi hocam? İmza, evrak, kalan olur olmaz diye. Ama biz önden geçerek size ulaşmaya çalışacağız. Erkeklerden orada ihrama dış kısımda gitmeyenler geçtikten sonra polis noktasını iç kısma geçecekler. Bir de atlamayalım. 15 lira yurt dışı çıkış ücreti var. Herkes bunu yapacak. Biz de dahil olmak üzere Türkiye'nin kuralı. Yurt dışı çıkış ücreti 15 lira. Bunu bankalara yatırabilirsiniz. Bazı bankalar pasaport numarası soruyor. Vakıflar Bankası, Bankasya sormuyor. Ya da maliye vezneleri sormuyor. TC kimlik numaranızı da alıyor. Ama havaalanında da telaşe yok. Ben en son birkaç gün önce gittim. Bazen İlla pasaportunuzu istiyorlar veya işte boarding kartınızı. Şimdi 15 tane ver diyorsun. 15 liradan çarpı 15 tane kaç paraysa size mahfuz olarak veriyor. Onu da pasaportunuzun arka sayfalarından birine yapıştırıyorsunuz. Polis geçerken mühürlüyor. Ama bankadan burada yatırırsanız size dekont verecek. O dekontu orada yanınıza getirmek zorundasınız. Eğer polise gösteremezseniz hem sıradan bir daha çıkarsınız. Hem de bir daha yatırıp öyle getirirsiniz. Bankaya yatıranlar mutlaka dekontlarını yanlarında getirecekler. Onu da hatırlatmış olayım. Bizim ihramı pasaport geçtikten sonra giyenler de dahil olmak üzere hepimiz en geç 2.50'de uçağa gidiş kapısında olacak. 3.50'de de uçağımız kalkacak.
7.50'de oraya varmamız planlanıyor. Uçağımızın tekeri 7.50'de Çiftli Havaalanı'na inecek diyor. Tabii insan hesabı. Yani 7.50 ama saatlerle bir saat ileri alınmış haliyle. Oranın saatiyle. Yani 4'te kalktık. 3 saat 50 dakika değil de 3 saat sürecek yolculuğumuz. Bazı uçaklar 3 saat kaldı. Askeri 3.45'tir. Demek ki uçağımızın performansına güveniyorlar. 3 saatte planlamışlar. Allah helak eder vermesin. Çıkışta havaalanında büyük ihtimalle eşyalarımızı bize bulduracaklar. Çünkü eşyaların kişisel sorumluluğu var. Yani X-ray cihazından geçecek. Kimin valizidir? İçinde bir şey mi vardır? Valizin açılması gerekecek belki. O eşyayı X-ray'dan geçireceğiz. Geçirdikten sonra orada kurulan düzene göre. Ya toplayacaklar eşyaları bizden alacaklar. Otobüse bineceğimiz yere götürecekler. Ya da diyecekler ki 3 diğer 5 diğer hammala verin. Hammal sizin yanınızda götürsün. Ya da çekerek bir valiziniz varsa siz götürün. Hepsiyle karşılaşıyoruz. Yani otel iki tipinde garanti taşırlar eşyamı demeyin. Otel birde de taşıdığımız oldu. İkide de bu tür ayrıntılarla takılmayın. Yapılabilecek bir şey varsa zaten biz yapıyoruz. Yani ayarlıyoruz. Ayarlayamadığımız ya da havaalanındaki yönetim o anda ne yapıyorsa ona göre ayarlıyoruz. En sağlamı eliyle bagaja koymak. Otobüsün bagajına koymak. Yoksa bir ciddi problem oluyor. Cidde havaalanında eşyasını bulamayan olursa valizini çıkmadan o bölümde yani havaalanının resmi o alanından çıkmadan mutlaka bizimle temas kurup kanat tutturmak zorunda. Eğer dışarı çıkıp da ya beni götürmüştür otobüsün yanında deyip de sizi çıkarırlarsa bir daha o eşya ile ilgili resmi hakkınız kalmıyor. Sen aldın götürdün dışarıda kaybettin geldin hesap soruyor diyorlar. Yani resmi bölümü geçmemek gerekiyor. İnşallah yaşamayız ama bunu da teknik olarak bilmemiz gerekiyor. Bazen yönlendirenler oluyor. Fatura bize çıkıyor. Acayip diyor ki, ah onu götürmüşlerdir diyor, gel gidelim diyor. Geri dönüyoruz, teyzemin bir tanesi tek valiz. Zaten 5 günlüğüne gitmişiz, bir kaybetti. Bedenine uygun beden diyor. Oradan elbise direniyoruz, buradan alıyoruz, ediyoruz. Yani sıcak zaman çok zor. Sahip çıktığımız kadarıyla kendimizi iyi hissederim. Şimdi 7.50'de kalkacağız. 10.30 civarında oraya ulaşacağız. Tabii işlemleri yapacağız. 10.30 civarında çıkmamız. Yani muhtemel saat 10.30. Havaalanında. Uçakta sadece ne yaptık? Kahvaltı yaptık. Akşam geceden gittik. Sabah 10.30'da oradayız. İhtiyacımız var. Su almak isteyeceğiz. Veya işte bir şeyler atıştırmak isteyeceğiz. Valizde varsa, büyük valizde bile olsa çıkarıp yani yanınızda yolluk bir şey bulundurabilirsiniz. Oraya varacağız saat otele 1.30 civarında, 1 civarında 12.30 diye planlıyorlar da ben 1 civarında diyeyim. 12.30 1 civarında otele varacağız. Öğlen vakti yemek yok. İlk yemek ne zaman? Akşam yemeği. Akşam namazından sonra. Yani bu pozisyonları değerlendirip bozuk bir yer varsa yani hediye getirme mukabilinde bozuk bir yerde ya sen 5 yer ver de ben sana 10 yerlik hediye getireyim deseniz günah olmaz herhalde petvan gereğince. Yani bir şekilde şakayla karışık söylüyorum. Daha önce oraya gidenlerden ufak tefek bozukluk bulabilirseniz alabilirsiniz. Ya da bozuk 5 dolar, 5 euro gibi yani havaalanında belki geçirebilirsiniz. Son çare bende diyen var. Beni bulana bozuk para veririm. Yani tedarikliyiz. Hepinize yetecek kadar çıkar, yani toprağın su veya benzeri şey alabiliriz, tedirgin olmayın. İnşallah ben de diğerleri evde unutmam. Şimdi biraz daha hızlandıralım. İlk otel vardı, ne zaman? 12.30'da varmamız planlanıyor. Biz çok tereddütte kaldık. Yani bunu kafile başkanım tam netleştirecek inşallah. İstişare ettik. Öyle bir saat ki, şimdi açsın. Yorgunsunuz. Bütün gece yorgun geldiniz. Kabe'nin de dibindeyiz. Dedik ki yani yatmayacağız, uyumayacağız, hep ibadet edeceğiz ama o gecenin yorgunluğuyla sizi, bizim öğleden sonra varıyoruz zaten. Eşyamızı yerleştirmeniz 2 saatte olacak. Hemen apar topar Kabe'ye götürsek 9 gününüzü aşağı yukarı
o yorgunluğun üstüne tavafa ve sahaya sokarsak yorgunluğumuzu bir daha kestiremeyiz. Yani hastalık, ustalık hepsi öyle gider. Benim yani önerim akşam yemeğinden sonra yatsı namazına Kabe'ye gidiyor. Yani inanın ben de çok istiyorum hemen gidince götürmeyi size ama aslında olması gereken bu. Akşam yemeği yenilecek, çok acil istirahat ihtiyacı olanlar istirahat edecek, kafile düzeni içinde hep birlikte gideceğiz. İkindi namazına gidip Kabe'de kılıp gelebilirsiniz. Zaten içine giremezsiniz, içi dolu. Çok erken giderseniz belki girebilirsiniz. Akşam namazına da gidebilirsiniz. Yani dinç olanlar. Ama siz dinç olanlara bizim yaşlı olanlarımızın veya işi bilenlere, bilmeyenlerimizin ihtiyacı var. Keşke biraz sabretseniz de ilk tavaf için. Erkekler için ihramda kalmak zor ama onlar da istirahat etsinler. Yani akşam yemeğini hemen hızlıca yiyip yatsı namazında Kabe'nin ikinci katına çıksak. O ikinci katında bir taraftan yatsı namazını kılsak, bir taraftan yukarıdan ilk Kabe'yi izlesek, duamızı etsek izleye izleye, yani üst katta bütününü görsek diye planımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu tereddütümüzü paylaşıyorum çünkü arzumuzun erken gitmek olduğunu ama zaruretin de tecrübemizle en uygun zamanı yarım saat bile şöyle ayağınızı uzatsanız orada bütün gecenin yorgunluğunu alacaktır. Bir saat bile. Yani o zamanı tanımak lazım. Şimdi hızlıca Arabistan'ın öğle ezan saati tam bizim vardığımız saat yani onu göstermek için ekrana yansıttım. Size günlük verilecek bu programda bunları yazıyor. Kabile'nin birinci, ikinci grup, üçüncü grup albümleri var. Hocalarımız sizi tanısın diye böyle albüm hazırladık. Resmen tanısınlar, sadece ismen değil. Bu öyle bir yolculuk ki bir tarafı ibadet ama bir tarafı da seyahat. Seyahat kısmını tamamlayamazsak ibadet kısmında istediğimiz atmosferi oluşturamıyoruz. Seyahat kısmıyla ilgili bilgilendirmeler, yönlendirmeler ne yazık ki devlet yapılandırmalarında biraz daha zor. Özel şirketlerden bir kısmı var, süper yapıyor bu işi. Ben kafile başkanı olarak gittim, hocam da gitmiş, ben baktım. Süper yapanlar var, bir kısmı da var, rezalet. Yani ortasını bulmak zor. Özel sektörde olunca zevkini bir de sayarak vereni var. Oteli arka cepheden tutup çamurun içinden geçirip götürüp ama mesafeyi 250 metre diye göstereni var. Yani benzeri bir takım sıkıntılar. Biz de sadece görevli kalitesi turun niteliğini belirliyor. Yani her şeyi devlet hazırlıyor. Zaten bir sürü kadrolar da hazırlanıyor. Ama bazen de sıkıntı çıktığı oluyor. Sabırlı olacağız. Bileceksiniz, güveneceksiniz ve bizimle diyalog içinde olacaksınız devamlı. Yani diğer kardeşinizsinizdir. Ya bacımızsınızdır, ya anamızsınızdır. Yani orada biz sizinle ne kadar temas kurabiliyorsak seyahat yönlendirmesi o kadar fazla olacaktır. Hatta hoca anlattılar ama biz orada da yenileyeceğiz. Başka çok hoş, güzel, orada manevi duygular içinde olmanızı sağlayacak bazı anlatımlar yapmak isteyeceğiz. Ecel Otel'in bir lobisi var. Gidenler bilir de Mehmet abi. Ne kadar güzel, ne kadar geniş bir lobisi var. Yani Hilton'da lobi yok mesela. Kafeteryada falan uyduruktan oturuyorsunuz ama Ecraf'ta namaz aralarında. Bazen sohbet edeceğiz o lobide. Yani değişik konularda, dini bilgilerle ilgili, manevi havalarla ilgili bazen Kabe'de sohbet inşallah etmeye çalışacağız. Diyalog içinde olun. Yemekte masanıza davet ederseniz hem seyahat hem ibadetle ilgili konuşmuş oluruz. Her görevimizi çağırın, davet edin. Cemil abi ne güzel sohbetler etti değil mi orada? Beraber gittik daha öncesinde. Şimdi ben hızlı, bakın gene hızlı deyip dağıtıyorum ama Mescid-i Nebevi, Medine'den başlıyorum. Medine'de Mescid'in kıble tarafı burası. Kıble tarafı burası, Ravza da burada ziyaret edilen yer. Arka tarafı Mescid'in, arka bölümü kadınlara namaz kılmak için ayrılıyor. Sağ ve sol taraf, sağ şu bakıldığı zaman sağ taraf gibi gözüken Cennet-ül Bakî tarafı. Hanımların hem namaz kıldığı hem de Ravza'ya ziyarete gidip gelebildiği yer. Şu bölümden ziyaret yok Ravza'ya. Bu bölüm.
bu bölüme gitmesi gerekiyor hanımların. Ekonomik otelleri düşünün, buradan mesle dolaşıyor, böyle geliyor. Ya da böyle dolaşıyor, böyle geliyor. Ekonomik olmasının sebebi bu. Normal tipler buradan önden arkaya kadar yürüyor hanımefendiler. Normal tiplerde. Otel iş tipi buradan yürüyor bakın. Mescidi çaprazla mı geçiyor ziyarete? Bizim otellerde en lüks otel Obray Oteli'dir. Hilton'dan da lüks. Otel bir tipi burada kalır. Hemen kapı ağzında hanımlar. Beyler biraz yürümüş oluyor. Ben kapatıyorum. Neyse internet adresim orada aynı sunumlar var. Ama burada da zahmet bir yıldız görüyorum. Şimdi bakın şurada Oberoi Oteli var. Oteli orada. Çaprazlama yürüyorlar. Oberoi Oteli daha avantajlı. Eskiden otel iki tipi şurada. Eski otel. Geçen sene. Namaz için hanımlar gidip geliyordu ama ziyaret için yine yürüyorlardı. Şimdi Holiday Villa Oteli. Oberoi'nin arka tarafında. Bizim otel kodum bu. Holiday Villa Oteli. Oteli gidelim. Bu seneki, yani geçen seneki buydu ama daha iyileştiğini söylemek istiyorum. Holiday Villa Oteli'nde hanımefendiler şu aradan geçip doğrudan hem namaza hem ziyarete gelebiliyorlar. Beyefendiler de ya onlarla gelip çapraz geçiyor ya da diğer ana yola çıkıp şu orta kısımdan Nebevi'ye gidip geliyorlar. Gidenler memnun. Yani Eccab kalitesinde olmasa da Holiday Villa Oteli'nin temiz olduğunu, bakımlı olduğunu söylüyorlar. Umarım böyle de görürüz. İnce ederseniz doğuya doğru olan seyahatin her safhasını tenkit edebilirsiniz. Ne yazık ki. Batıya doğru seyahat kısmı güzeldir ama doğuya doğru planlamalar, uçaklar, inişler, gelişler yani ne yazık ki organizasyon düşüyor ama Arabistan yıldızıyla 5 yıldız diye, Arabistan yıldızıyla 4 yıldız derseniz olur. Medine'de bakın biraz daha net uydudan bunu bulabilirsiniz. Holiday Villa Oteli. Bu otelden otel ikiler gidip gelecekler. Mescidin hanımlar kısmı, arka kısmında şuradan sabahleyin, öğlen ve yatsı namazından sonra hanımlara ziyarete imkan veriliyor. Bu bölümde biriken hanımlar gecenin en son 10.30 civarında, 11 en geç. Gece 13-11'de giriş bitiyor. Ziyaret işlemi 12.30'a kadar sürüyor. Ama ondan sonra yani 13-11'den sonra buradan içeriye girmek biraz zor. Yani geri döndürüyorlar. Sabahleyin de 7'de başlıyor. Erken kahvaltı mutlaka yapın. Mescide sabah namazını kılıp da hemen gitmeyin. Mutlaka bir şeyler atıştırın. Hemen gidersiniz. Saat 11'e kadar falan sürüyor o ziyaret. Yani genelde gece ziyaretleri tercih edin. Sabah öğlen kısa oluyor çünkü. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Mekke'ye geçelim. Mekke'de Kabe'nin bulunduğu yer Safa Merve. Biz Safa Tepesi'ne yakın olan yerdeyiz. Bakın Hilton Oteli, Zemzem Tower, Mavakik Oteli. Biz şu aradan Eccab Oteli'ne gidip geleceğiz. Ufaktan bir trafik var yolda ama bizi çok etkilemeyecek. Yani araçlar bu güzergahta gidiyor. Alt kapıdan 250 metre, üst kapıdan 300 metre. Otelde alt kata inerek giderseniz 250 metre. Otelin ön ana kapısından çıkarsanız 300 metre. 50 metre vardır değil mi Mehmet abi? Servise binerseniz 10 dakikada gidersiniz, yürüyerek giderseniz 5 dakikada gidersiniz. Servis arkadan dolanıyor gidiyor, otelin önünde servis de var. Biraz daha farklı, bakın yine aynı harita. Zemzem Tower'un sağınıza büyük dev oteli alıyorsunuz. Eccab Oteli. Ekonomik olanlar Merve'den çıkıyor, şu tüneli geçerek 1,5 kilometreye gidiyorlar. Diğer normallerin otelleri, benzeri yerler çok o kadar da tahsil etmemeye çalışıyoruz. Bakın pasaportta pul yapıştırmışız havaalanında alıp oradaki görevli polis de mühürlemiş. Siz de böyle bir sayfasına, arka sayfalardan birine pulunuzu yapıştıracaksınız. Geçiş esnasında o mühürleyecektir. Aşınızı mutlaka olun. Yani menenjit aşısını. Kartı da sizin yanınızda olsun. Kartını kaybeden olursa bende bulunur. Ben de aşı yetkilisiyim. Yani gerekirse teknik olarak sizi açtırırım. Yani Allah muhtaç etmesin. Ama sağladığınız için aşıyı mutlaka olun. Bu aşıdan dolayı
meningitis direkt beyinle ilgili hem mikrobik hem viritik şey yani hastalık beyne hücum ediyor. Mikrobik yönünde var, doktorlar var şimdi. Yani mahcup olmayayım ama ben internetten öğrendiğim kadarıyla hem mikrobik tarafı hem viritik olarak bulaşan bir hastalık diyorlar. Durumumuzda kim olduklarını söylemem. O zaman hastalanırsınız, bakım yaptırırsınız ama bir 20 tane falan doktor var. Birbirlerini tanısınlar diye söylüyorum. Havaalanına gelirken mutlaka ihramlar yanınızda olacak, ayrı çantık olacak söyledim. Havaalanında size pasaportunuzu, kimlik kartınızı, yurt dışı çıkış bulunmuş zaten sizi yatıracaksın, aşı kartınız. Bu işlemler lazım olacak. Bunları bir poşet içinde, şu buzdolabı poşetleri oluyor. Onlardan birine doldurup size o şekilde takip etmeyi planlıyoruz. Bir defa da isminizi okuyup vereceğiz. Siz de el çantanıza onu koyun, o şekilde muhafaza edin. Bilet ayrı gitmesin, pasaport ayrı, sürekli böyle bu poşetin içinde ya da özel bir çanta edinebilirsiniz. Birlikte hareket edeceğiz ve pasaport kontrolünde sabırlı olacağız. Orada Cidde'de özellikle vardığımızda Eccat'ta asansör problemi yok. Kolide Villa'da da ben hiç kalmadım. Detayı o yüzden bilmiyorum. 9 katlı bir otel. Hilton'da 45 katlı asansör beklediğimi biliyorum. 45 katlı. 32 katlı yani. Bekle dur. Onlar da koltuk yapmışlar. Nasıl bekleyeceğiz ya? Verebildikleri hizmet var. Burada öyle bir problem yok. O yönüyle memnun olacaksın. Bayanlar tek başına taksi tutup gezmesinler orada. Yani doğu memleketi. Şu ana kadar resmi olarak tespit edilmiş bir vaka yok ama söylenti çok büyük. Eğer erkeklerle bayanlar birlikte gidecekse önce beyefendi taksiye biniyor, sonra hanımefendi. İnerken de önce hanımefendiler iniyor, sonra beyefendiler. Kural böyle. Ziyaret esnasında ve diğer yerlerde çantaları bırakıp gidiyoruz yorgun olduğumuz için. Çantanın üzerinde şimdi size biz bagaj etiketleri vereceğiz. Havaalanında. O bagaj etiketini odaya eşyanızı koyduktan sonra o eşyadan çıkarıp el çantanıza takın. Bir yerde kalırsa çanta otelinizi bulmuş olsun, bizim telefon numaramızı bulmuş olsun. Yani o bagaj etiketini çantanın kulağına takın, o şekilde gezin ve böylece yararlanalım. Kabe'de toz var. Ortam oldukça toz duman. Vazgeçecek varsa şimdiden vazgeçsin. Yani tozdan korkarım diye, hani Kabe yollarında tozlara batsam diye ilahi söylüyoruz ama olur ya, alerjisi vardır, rahatsızlığı olan vardır. Bu maskeleri mutlaka kullanmaya çalışalım. Tavafta kullanmanızda bir mahsur yok. İhramlıyken kullanmanızda bir mahsur yok. Yani veya hanımefendiler başörtülerini koruma amaçlı olarak kullansınlar. Aslında bir çıkın, şurada bir anlatın, toz adama ne yapar, ne duruma getirir diye doktor anlar ama biz hasta olunca getiririz. Bizim otelimizin karşı tarafında alan düzlenmiş. Ramada Oteli, otel işleri. Biz bu tarafındayız. İnşallah onu da detaylandırırız. Size dağıttığım kağıtta hatırlatma notları olduğu için onları geçiyorum. Yani terlikler, ihram ve havlularını, terlik patiklerini hava ayakkabısı kendisi tedarik edecek. Şu şekilde aralıklı ayakkabı olmasında bir mahsur yok. Ayakkabınızda dikiş olmasında mahsur yok. İhramdaki dikiş yasağı dikerek nakış yapmak değil. Dikiş yasağı erkekler için dikerek onu gömlek yapmak, pantolon yapmak. Yani onu kullanım biçimi bakımından o şekilde getirmek yasaktır. Yoksa bu ceketimi ben hava soğuk diyelim, ceketimi bakın bir sürü dikişli. Soğuk olduğu için ihramın üstüne konusunu alsam bir mahsur yok. Yani bunu alabilirim üzerine. Yani ihramın üzerindeki dikiş önemli değil. Zaten ayakkabıyla ilgili yasakta dikişten hiç bahsedilmiyor. Topuklar açıkta olacak diyor sadece. Bu da beyefendiler için. Hanımefendiler için elbiseyle ilgili hiçbir daraltma yok. Dilediğiniz kıyafetle gidebilirsiniz. Kıyafetiniz çok fazla bir, yani dıştan bakıldığında içi gösterecek şekilde transparan asla olmayacak. Sıcak memlekette olsa. İki, gerdanımız, boynumuz kapalı olacak. Yani sadece bir bone takıp da üstüne elbise olmasın. Şu boyun kısmının kapatılması dinen gerekliliklerdendir, farzdır. Buna da riayet edelim. Öncesi veya sonrası diye tasnif etmeyin.
dört dörtlük bir ibadet yolculuğuna çıkıyoruz. Beş vakit namazımızı fazlalaştırarak kılacağız. Olması gerekenden daha da fazla belki dikkat ederek hem beyler hem hanımlar haram işlememeye, emredilen de her şeyi yapmaya gidiyoruz. İyi bir maya alırsak, yani bir bakraç mayanız olsun, bir kazan sütü mayalarsınız, yoğurdunuz olur. Bir bakraç bozuk mayanız varsa bir kazan bozuk yoğurdunuz olacak demektir. Mayalarımız güzel olsun inşallah, mayamızı sağlam tutalım. Yanımızda bir takım aletler bulundurabiliriz. Makas gibi, iğne gibi, tırnak makası gibi. Zaten ihramdan çıkarken de gerekecek. Bunları büyük çantaya koyuyoruz. Küçük çantada yolculuklarda asla kesici, delici, yanıcı bir takım şeyler taşımıyoruz. Hava Medine'de hala serin. Yani yanımıza mutlaka hırka veya üzerine bir takım şeyler alalım, korunaklı olalım. Telefon götürelim yanımızda. Yurt dışına açtırabilirsiniz. Yani kampanyalarda, ama çok büyük avantajı yok. Sıkıntıları var. Oradan bir ara hattı alarak, yani takmak daha avantajlı. Türk hattını açtırırsanız herkes sizi alıyor. O numarayı da biliyor ya. Numaranızı da bildiği için, Arabistan'da olduğunuzu bilmediği için arıyor herkes. Konuşmasanız ilişkileriniz bozulur. Konuşursanız Arabistan'da olduğunuzu da bir anlarsa o muhabbet uzuyor. Yani dilediğinizle konuşmuş olursunuz, arafaklı olursa, aksi halde sıkıntı. Yaşlı demeyin, anneniz veya benzer böyle yaşlı babaanneniz olabilir yanınızda ya da küçük çocuğunuz, mutlaka onun telefonu olsun, sizin olmasa da olur. Birisinin telefonundan onu ararsınız, bakamasa bile çalınca, iletişiminiz kopuksa, kızım oğlum bak der, yakındaki bir Türk'e verir, iletişim kurarsınız. Yani demeyin ki 250 metrede kaybolur mu? Yani iki üniversite mezunu, 27 yaşında sporcu, yani hanımefendi ablasıyla beraber, ben dedim ki onlara bu Safa Merve'de 8 defa say yapacağız, 7 defa değil. Biz herkes gidiyor geliyor 7 yapıyor, biz 8 yapıyoruz. Onu duymamış. O 7 yapmış, 7 yapınca çıkmış oradan kapıdan. Oradan bir dağılmış, nerelere gitmiş. Aramaya da utanmış falan. En sonunda dayanamamış artık. Yani birisine idareyi arattırmış. İdareden dediler ki bir hacı Cennet-i Mualla Cin Mescidi taraflarında geziyormuş. Cin işte çarpacak, edecek, çekiyor bir taraflardan. Gittik arabayı aldık. Çok mahcubiyet yaşadı. Söylenenleri mutlaka dinleyelim. Özel kültürünüz çok büyük olabilir, çok geniş olabilir ama bu işin kültürünü almak zorundayız. Ve bu işin bilgileriyle idare edeceğiz birbirimizi. Mahcubiyetimiz yok. Sağlıkla ilgili özellikle uyuşturucu nitelikte ya da dozu yüksek ilaç kullanan varsa mutlaka raporunu yanına alsın. Mutlaka raporu yanında olsun. Aksi halde son gittiğimiz Temmuz ayındaki turun birisinde bloke ettiler. Diyazem kullanması gerekiyormuş. Reçeteyi yanına almamış. Diyazemi uygulayabilmek için de bizden psikolojik rapor, psikiyatrik rapor, bilmem dahili, harici o kadar çok şey istediler ki orada kaldığımız süre bile yetmezdi. Bir yol bulduk, vurdurduk ama kafile otelde 5 saat ben 5 saat hastanede gezdim. Yani vurdurabilmek için kafileyi ihmal etmek zorunda kaldık. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen ibadet dediğim üzerinde durarak kusura da bakmayın. Bizim için bu hatırlatma bilgileri sizler için de bizim için de çok önemli. Ama ibadet kısmını anlatmazsak da biz doğrudan Mekke'ye gideceğimiz için problem yaşayacağız. Umre ibadeti nedir? Bunları her ihtimale karşı sadece birini kullanmak zorunda kalırsam değil, ikisinde de tekrarladık. Umre nedir? Umre öncelikle ziyarettir. Haçta da ziyaret anlamı vardır. Ziyaret. Ama bu ziyaret fiziksel mekanı tarih yolculuğuyla bütünleştirip ibadet niyetiyle yerine getirmek içindir. Yani bir taraftan tarihi bilgilerle Cenab-ı Hakk'ın seçtiği bazı olayları
Orada olayın meydana geldiği yerde gideceğiz, yaşamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak böyle emretmiş. Tavaf dediğiniz ibadetin tarihi bilgisi, yani hocam ifade ettiler, meleklerle başlıyor. Beyt-i Mamur denilen cennet hayatında meleklerin tavafı. Sonra Hazreti Adem Aleyhisselam melekler almaya gidiyorlar Senem gibi, Hindistan yakınlarında böyle rivayet ediliyor. Ona tarif ediyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala Beytullah denilen o yerde bize tavafı emretti. Ve biz o tavafı, Hazreti Adem biliyor tavafın ne olduğunu. Nereden biliyor? Beyt-i Mamur'da melekler tavaf ediyorlardı, biliyor. Nurdan Kabe gibi. Tavafı yaparken insanlardan önce yeryüzündeki Kabe'yi tavaf eden melekler şunu okurlardır. Ki yandan da öğretiyorlar. Hepiniz biliyorsunuz neyi okuduğunu. Biz de gidince okuyacağız. Her şartın başında okuyacağız. Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu hepimizin her tavafın başında okuyacağız. Sonra Hz. İbrahim Aleyhisselam ve la havle ve la kuvvete illa billah kısmını ilave etmiş. En Ali'l Azim kısmını da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilave ettiğini. Bunun tamamını her seferinde okuyacağız. Bunu okumakta zaten melek olduk. Şimdi geçmeye kaldı onları. Yani inşallah. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbir şey okumasanız bile niyetiniz eğer ibadet niyeti, umreye niyet etmişseniz dönün Kabe'nin etrafında görebiliriz. Tamamdır. Tavafımız tamamdır. Yani hiçbir şey okumasanız bile. Siz tavaf etmeye gidiyorsunuz. Say mahallinde de öyle. Önemli olan niyet edip o sayı yapmaktır. Yani sessiz tiyatro gibi. Rolünüzü iyi oynayın, kalbinizi iyi tutun, hiçbir şey okumayın. Ya da la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bazen de öyle tempo tutun. O kadar güzel oluyor ki. Yani tavaf ederken, bakın tavaf edenleri izleyin ve aynı zamanda içinden la havle ve la kuvvete illa billah, la havle ve la kuvvete illa billah. Zikredin de gidin. İlla yalvarmak, illa dinlenmek zorunda değiliz. Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Tesbih edin. Kur'an ayetleri okumak. Yani kitapta olanlara da biz yardımcı olmaya, rehberlik etmeye çalışacağız. Umre dediğimiz şeyin içinde ne var? Bir, mikat mahallinden önce niyet edin. Umre'ye niyet edin. Adetli, özel halinde de olsa, lohusa da olsa, cünüp de olsa, ne olursa olsun. Herkes mutlaka niyet edecek. Mikat demeyecek. Abdestimiz yok, üçün kalmışım, hiç problem değil. Herkes niyet edecek. Niyet eden bu kişiler, gittikleri zaman eğer özel bir hali varsa, abdest alması gerekiyorsa abdest alacak. Usul alması gerekiyorsa usul alacak. Adet dolayısıyla, hayız dolayısıyla bekliyorsa temizleninceye kadar bekleyecek tavaf yapmak için. O oradaki iş. Orada bekleyecek. Detaylı sorular olursa yardımcı oluruz. İşte geciktirici ilaç kullanalım, kullanmayalım, işte hangi dönemde olacak. Biraz geç de kaldık. Öncesinde başlamak gerekiyor herhalde bu tür tedbirler almak için. Ve herkes de kullanamıyor. O kısımları da ayrı. Oraya vardığımızda müsait olanlar, abdestini alanlar, alabilenler, tavaf yapacak durumda olanlarla beraber Kabe'ye gideceğiz. 7 defa Kabe'yi döneceğiz. Hacı Ömresi'nden başlayarak 2 rekat namaz kılacağız. Ardından makrasız. Saçımızı keseceğiz. Bu ne bitti? Bu kadar. Onu yeniden tekrarlıyoruz. Bakın. Önce niyet ettik. Niyet ettikten sonra mikat mahallinden önce terbiye getirdik niyetten sonra tavaf. 2 rekat namaz, say, tıraş olup ihramdan çıkacağız. Yapılacak görevler bunlar. Yani umre demek bu kadar. Arafat, Müzdelife falan yok. Onlar ziyaret maksadıyla sadece gidilecek. Normal kıyafetlerimizle ibadetle ziyaretlere devam edeceğiz. Yalnız Kabe'ye bundan sonra gittiğimizde umre yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece Kabe'yi tavaf ediyoruz, 2 rekat namaz kılıyoruz. Nafile tavaflar böyle. Efendim ben ikinciye bir defa daha başkası için yapacağım diyenler o normal elbiseleri giydikten sonra ikinci, üçüncü, dördüncüye kadar size oraya imkanı programda ben göstereceğim. Vereceğiz o programı. İnşallah yani arkadaşlar olarak da yardımcı olup uygulayacağız. 4 tane oraya yapmak isteyen kişiye 4 oraya imkanı olacak orada. Hudeybiye'den yapacağız, Ayşe Mescid'den yapacağız, Arafat'tan olacak.
Bir de gittiğimizde yapacağız, dörtmende olacak. Say mahallinde yeşil ışıkların olduğu alan vardır. Safa Tepesi'nden yaklaşık 30-40 metre aşağıda başlar. Yine bir 50 metre, 60 metre civarında. Burayı erkekler koşarak biraz hızlı, hareketli geçiriyor. Bayağı da normal görüyor. Adama nasıl yakalayacağım? Beyefendi biraz telaşlı olsun da çok koşup da maraton gibi veya işte 100 metre gibi gitmesine gerek yok. Telaşlı halde. O zaten normalde de öyle gidecek. Siz bırakın onu, sonra bitince 7'de beklesin. İhramı havaalanında giyeceğiz. Bakın, şimdi bu konuda teknik ve kafilemizle ilgili bir konu. Tam netleştirmiyoruz ama başkanımla şöyle. Uçağı biliyoruz. Geceleyin saat 3.50'de uçak kalkıyor. 3 saat yolculuk yapacağız. Bunun 2 saati havada geçecek. 2 saat sonra şuraya varacağız. Yani bir kat mahalle. Biz bu 2 saatin 1 saatinde yemek yeriz. Uçakta servis. Kalanında bir program yapıp diyetimizi orada yaparız. Yemekten sonra çünkü kolonyalı mendil kullanacaksınız. Lavaboda sabun kullanacaksınız. Bunlar ihram yasaklarından olduğu için ne kadar söylesek de o dalgınlıkla, o uyku haliyle iyisin biz tertemiz başlamak için uçağın içinden niyet edeceğiz. Evden üstünüzü alın, iki rekatla yolculuğa çıkıyorum diye bir namaz kılın çıkarken akşam evinizde. Mescide oraya vardığımız zaman orada da uçağa binmeden önce iki rekat namaz kılabilirsiniz. Yani artık ihrama gireceğiz uçağın içinde, iki rekat namaz. Beyefendiler hatta ihramı giydikten sonra bu iki rekat namazını kılar. Ama niyetimizi nerede yapalım? Uçağın içinde. Topluca. Zaten temettü, duran, ifrat yeri yok. Uçakta böyle gideceğiz, sabun, kolonya, mendil kullanmayacağız. İndiğimizde 2-3 saat orada işlem yapılacağını, yani ciddi havaalanı böyle fiberglasstan oluşmuş beton çadırlar gibi. Havaalanından Cidde'ye 20 kilometre kadar, işte 70 kilometre Mekke'ye kadar böyle yolculuğumuz olacak. 2 saat civarında sürecek. Mikat sınırları dediğimiz yer bakın 450 kilometreyi buluyor neredeyse Medine'de Kabe'ye. Mikat sınırı. Bazı yerlerde 50 kilometre, bazen 30 kilometreye kadar iniyor. Mikat yumurtanın kabuğu gibi düşünün dıştan. Bu da yumurtanın sarısı, harem bölgesi. Mekke şehrinin etrafı. Biz ikinci umre yapmamız gerektiği zaman şu mikat harem sınırının dışına çıkmamız gerekecek. Otelde niye dedik ikinci umre yapamıyoruz? Mutlaka şu yumurtanın sarısı gibi dediğimiz harem sınırlarının dışına çıkacağız. Arafat bunlardan birisi bakın. Harem sınırının dışında geziye gidince Arafat'tan niyet edebilirsiniz. Arafat'tan umreye niyet edince dönersiniz bir tane umre oradan çıkar. Beyefendiler ihram giymeleri gerekiyor ama hanımefendilerin öyle bir sıkıntısı yok. Onlar da ihram giyerse olur. Otelden giyip çıkmak daha avantajlı. Zaten süre çok uzun değil. Biz de şöyle aramızda ihramlıları görmüş oluruz. Gireriz demiyorum. Yani görürüz diyorum. Haç gibi olur Arafat'ta. Bu da böyle. İbadet mahalleri Mekke'de Kabe'nin civarında. İşte bakın Cennet-i Mualla kapısı, Merve kapısı tarafı. İşte farklı şeytan taşlama ve benzeri yerler var. Umre'yi bir daha tekrarlayalım. Yolculuk öncesinde Mekke'ye gidenler ihrama, yani yolculukta önce Mekke'ye gidenler ihrama havaalanında giriyorlar. Medine'ye gidenler Medine'ye kadar turist gibi gidiyorlar. Medine'den Mekke'ye geçerken onlar ihrama giriyor, niyet ediyor. Siz de Mekke'ye gideceğiniz için mutlaka havaalanında erkekler ihrama hazırlıklı olacaklar. İhram nedir? Onunla tamamlayayım. Bakın, ihrama girmek dediğimiz şey aslında elbiseye girmek değildir. Aynı bayanlarda olduğu gibi erkeklerde de ihrama girmek demek, umreye niyet edip terbiye getirmek demektir. Erkekler farklı olarak elbise olarak da ihram elbisesine giriyorlar. Bu ihrama niyet ederken şart. Yoksa o ihram elbisesini giyse, oraya da varsa ihramla girmemiş olur. Niyet etmedikçe terbiye getirmedikçe. Ama bu elbiseyle niyet etse ve terbiye getirse ihrama girmiş olur. Yani şu halinde ben niyet etsem, terbiye getirsem ihrama girerim.
elbiseden dolayı ceza öderim sadece. Ama ihram elbisesini giysem, hiç niyet etmesem, terbiye getirmesem ihrama girmiş olmuyor. Anlatabildim mi? İhrama girmek demek, niyet edip terbiye getirmek demek. Birinci vazifemiz mikattan önce, yani yumurtanın dış kabuğu. Yumurtanın dış kabuğu. Bir de sarısı var diye. Mikattan önce, bu da Türkiye'de. Ciddiye varmadan bir saat öncesinde herkes niyet edecek, terbiye getirecek, abdestli olmak, usul, hiçbir şey şart değil. Sadece niyet edecek, terbiye getireceğiz. Artı, oraya vardığımızda umre tevafı, iki rekat namaz, ardından say, tıraş olup ihramdan çıkacağız. Normal kıyafettir abi. Sonra tavaf yapacağız ama say yok. Tavaf var, gidip Kabe'ye tavaf edebiliriz. Yeniden Safa Merve arası say yapmıyoruz. O umrede oluyor. Kabe'yi tavaf edince iki rekat namaz kılıyoruz sadece. Gideceğiz, sivil elbiselerimizle Kabe'yi tavaf edeceğiz. İki rekat namaz, bu kadar. Say yok. Yeniden say yapılabilmesi için tekrar umreye niyet etmek. Nerede? Harem sınırları dışında, yumurtanın sarısının dışında. Dedem için, babam için, annem için. Yani vefat etmiş, oraya ulaşması mümkün olmayan kişiler adına niyet edebiliriz bedel olarak. Ama çocuk çalışıyor burada. Ya da adam yani işi gücü bırakmamış, gelmemiş oraya, onun adına yok. Sağ, gücü yetenlere olmuyor. Ya kötürüm olacak, ulaşma imkanı olmayacak, ya ölü olacak, ya ağır hasta olacak falan. Bedel de gönderecek durumda olmak. Başka ne yapabiliriz? Onlar için anamız var, bacımız, kardeşimiz var. Oraya gideriz, o elbiselerle normal tavaf yapıyoruz ya. O tavafı da başkası adına aslında yapamıyoruz. Yani yapıyorlar da yapılmıyor. Başkası adına namaz kılmadığı gibi tavaf da olmuyor. Ne oluyor? Yasin okuyoruz da hani onların ruhuna bağışlıyoruz ya. Başında deseniz de annem için tavaf ediyorum, kardeşim için tavaf ediyorum, anlamı şudur. Biraz sonra yapacağım tavafı baştan sevabını ona gönderiyorum. Bu anlama gelir. Yani hediye bu anlamdadır. Yani sonunda edeceğiniz bağışlamayı baştan etmiş olursunuz. Yoksa tavaf kendi adınıza yapılır. Sadece ona bağışlarsınız. Ama umre başkası için yapılır. Tabii. Umre başkası için yapılabilir. O durumda da bedel gönderecek durumda olması lazım. Aynı hac gibi. Hacda bazen gücü yetmeyenler bedel gönderiyor. Yine tavaf say yapılıyor. Bunları tabii çok tafsir etmek mümkün. Medine ile ilgili ben yani iki taraflı olarak anlatıyorum. İhram yasakları dediğimiz saç sakal tıraşı, bıyıkları kesmek veya her türlü tıraş dediğimiz şeyi olmamak aslında ihramlıyken yasak. İhram esnasında niyet ettik saç kesinceye kadar. Yine tırnaklar, kokulu sabun kullanmak, elbiseyi normal giymek, başı ve yüzü örtmek. Başa takke takmak yasak veya hanımların yüzünü örtmesi yasak, peçe kullanmak yasak, yüz açıklı olacak diyor. Eldiven, çorap ve işte topukları kapalı ayakkabı giymek de uygun değil diyor. Kısaca bunlar yine tavsiye ederiz. Sırtımızda çanta taşıp para kemeri veya vücudumuzda olabilir. Zaten hanımlar için hiçbir problem yok demiştim. Otele yerleştirildiğinde, inildiğinde eşyamızı arabadan indi mi inmedi mi kontrol edelim. Özellikle genç arkadaşlardan bazen biz koşturuyoruz, dalgın oluyoruz. Yani arabadaki bütün eşya indi mi inmedi mi diye bir göz atın. Son harca gittiğimizde 3 tane çantayı 2 gün aldı. Kalmış, güzel bir bölümü varmış, eşyayı almayınca oraya koymuşlar. Şimdi bir de şunu gösterip onunla bitireyim. Makam-ı İbrahim bu gördüğünüz. Yani Makam-ı İbrahim az önce Mehmet Emin Hocam ifade ettiği hikmetleri çoktur. İnsanları hacca çağırdı, şudur budur ama o vurguladığı bir nokta var ya, o çok önemli. Adeta Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in ayak izini günümüze kadar getirmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak iziyle aynı olduğunu göstermek için diyor. Peygamberimizin de ayak izi var biliyorsunuz. Yani o da bize ulaştı. Ama onun devrinde yani bu işleri bilen alimlerin bildiği, kabul ettiği ve ifade ettikleri bir mucizedir o. Şimdi şu Kabe'nin alanını bakın, Kabe'nin dört köşesi var. Kare gibi adeta.
aslında hiçbir uzunluğu diğer uzunluğuna eşit değil. Dört köşe gibi gözüküyor. Kabe'nin iki köşesi orijinaldir. Bu köşesinin adı Rükniye Mani, şu köşenin adı Hacer-ül Esed. Şu iki köşe orijinal değildir. Neden? Çünkü Kabe aslında şu Hatim duvarı denilen yere kadar uzundu. O oraya kadar uzundu. Peygamberimiz Aleyhisselam öncesinde yani inşa edilirken malzeme, orijinal malzeme yetersizliği sebebiyle Kabe'nin bir kısmını bina olarak yapmamış da önüne işaret tablo olarak koymuşlar. Şimdi o kısımda namaz kılmak bu ümmete nasip, Kabe'nin içinde namaz kılmaktır. Şuraya birlikte namaz kılmak. Kabe'nin içi hükmündedir. Bu iki orijinal köşenin de selamlanması var. Rütm-i Yemani köşesi dediğimiz, Hacer-i Esved köşesinden bir önceki köşede yakınsanız, el ile temas ederseniz Bismillahirrahmanirrahim diye dokunarak selamlıyorsunuz. Eğer yakınında değilseniz uzaktan selamlama yok. Rütm-i Yemani uzaktan selamlama yok. Yakınsanız el ile temas edebilirsiniz. Öpmek de yok. Hacer-i Esved köşesi öpülüyor ama bu köşe sadece el ile temasla selamlanır. Uzaktan selamlama yok. Buradan itibaren biz Rabbena la tu'akhidna fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar okuyoruz. Şuraya gelince burası da Hacer-ül Esved köşesi, tavafa başlama köşesi. O köşe mümkünse öpülür, değilse işte değilir, elde değildir. O da mümkün değilse uzaktan selamlanır. Eskiden öpmek daha faziletli, şimdi galiba uzaktan selamlamak daha faziletli. Çünkü arı kıvama gelir. Bizim Selva Hoca eşim orada Medine'de şu anda görevli. Halledebilirlerse getirecekler ama galiba biz Mekke'den Medine'ye giderken o da Medine'den Mekke'ye geçecek görevli. Temas etmeme ihtimali var. Mekke'ye gelirse hanımlar hem taktik öğrencisinden hem de Kabe'nin komutanına ulaştığı yolunu biliyor. Bir seans ayaklasın, Hacer-ül Esved'e bir girsin. Yani Mekke'ye ulaşırsa duanıza da vesile olsun. Yani o sürekli görevli gidip vesileyle Kabe'nin komutanıyla irtibat kurduk. Ben halledemiyorum da o hallediyor hanımlarla ilgili kısmını. İnşallah. Şimdi Hacer-ül Esved köşesinin karşısında duvarda yeşil bir ışık var. Biz tavafa bu noktanın gerisinden başlıyoruz. Yani Kabe'nin Hacer-ül Esved köşesini zaten gideceğiz, herkes selamlayıp duruyor. Onun öncesinde başlıyoruz. Çizgiyi nasıl oluşturuyoruz? Yerde çizgi yok. Eskiden var da ışık yok. Karşıdaki duvardaki yeşil ışıkla kafamızda, zihnimizde oluşturacağız. Niyetin bunun öncesinde yapılması önemli. Otelde bile niyet etseniz tavafa gelseniz olur. Yeter ki bunun öncesinde olsun. Bitirirken de bu çizgiyi geçerek bitirmiş olacağız. 7 defa dönüyoruz. 7. de geliyoruz, bitiriyoruz. Yani geçerek bitiriyoruz o çizgiyi. Sonra şu yeşil ışığın tam arkasında Safa Tepesi var. Yani Safa dediğimiz hani say yapmaya gideceğiz ya. O şu yeşil ışığın tam arkasında. Onu harita ve profilde zemzem içiyoruz tavaftan sonra. Harita ve profilde bakın şöyle görüyoruz. Hacer-ül Esved köşesi, duvardaki yeşil ışık, arkasında Safa Tepesi, Merve Tepesi. Biz Safa'dan başlayacağız say yapmaya. Buyurun. Tabii ki. Say yürüyerek gidip gelmek. Hazreti Hacer validemizin hani İsmail'le beraber kıldığında bir noktaya bırakıyor. Bir o tepeye koşturuyor, bir bu tepeye koşturuyor. Safa'dan başlayacağız şuradan. Tavafı yaptık, iki rekat namaz kıldık, sonra da buraya geldik. Buradan şuraya gidiyoruz, bir. 400 metre yaklaşık. Toplayınca bayağı. Ondan sizi akşam yemeğinden sonra götürebiliriz. Biraz dinlenin diye tavafsak. İki gelişi sayıyoruz. Üç gidiş, dört, beş, altı, yedi. 7'de bitti. Ekonomikler bitirdi. Ekonomiklerin dışındakiler 8 yapacak. Neden? Otellerin hepsi burada. Sadece ekonominin oteli orada. 7'de bitirdik, dua ettik, 8'de buraya geldik. Buyurun. Biz o yürüme zorluğu çekenlere yardımcı olacağız. Araba kiralayabiliyorlar. Ya da siz arabayı itebilecekseniz otelin resepsiyonundaki 3-5 kuruş bahşiş verdik. O çocuklar araba ayarlıyorlar. Yani oralardan bir şekilde halledeceğiz. Akülü araba kullanmak istiyorum diyenler, onlara da üstadlar o tavafa ilk gittiğimizde o katta araba bulmaya çalışıyoruz. Bazen olmadığı oluyor. Yanınızda yalnız
ya bozuk dolar bulunduracaksınız ya da riyal. Çünkü pazarlık yapıyoruz ya, para vermek gerekiyor, parayı görevi bitirince, tavaf için tuttuk, yedincisi dikince vereceksiniz ya da say bitince. Bazen otelden de, otelden al, götür yaptır, otele getir, parayı burada al dediğimiz de oluyor. Bazen böyle konforlu hizmet veriyoruz, harçta falan yaptık. İşçileri çağırıyoruz, o arabacıları, pazarlığı yapıyoruz. Yaklaşık 100 riyal tavaf, 50 riyal sayı. Ama bazen 150 riyale tavaf çıkar, 100 riyale de sayı çıkabilir. Yani riyal artık tüm parası. Tavaflar bitti, umreyi bitirdik. Umreyi bitirdik, say yapmasak, say yaptık. Saçımızı kesmeyi unutsak ne olur? Oluyor unutanlar. Saçımızı kesersek görevimiz bitiyor. İhram yasakları bitiyor. Ama kesmezsek bazen öyle oluyor. Bilmiyor, öğrenmemiş ya da unutuyor. İşinden gidip bir umre daha yapıyor. Bir umre daha yapıyor. Bir umre daha. Halbuki daha birinci umreyi yaptı. Ötekiler hiç geçerli değil. Saç mutlaka kesilecek. Saç kesilmezse bitmiyor. Buyurun. Saç kesmede normal şartlarda erkekler için, hani başımızı meslederiz ya, dörtte birlik alanda uygulama yapmak. Ucundan az az böyle dörtte birlik alanda kesmek. Hani bir meslede. Olsun. Yani diyelim saçınız yok ya da bir kere de usturaya vurdurdunuz. İkincide bıçak gezdirirsiniz sadece ya da makine gezdirirsiniz. Hiçbir şey kesmese bile tıraş makinesiyle gezmesi yeterli. Ya da en azı diyelim, şöyle saçınızın bir bölümünü kesiyorsunuz. Yani ne kadar? Parmak ucu kadar. Erkekler için de, hanımlar için de. Hanımlar için dörtte birlik kesme diye bir şey yok. Hanımlar şöyle parmak ucu kadar, en az 3-5'ler saçını kesecek ve bu şekilde bitirmiş olacak. Sayın hocam, uyaracağınız varsa bitirdim. Tamamen usturaya vurdurabilir. Diyor yani dörtte birlik alan, saç başın dörtte birinde mes gibi dörtte bir Hanefi mezhebinde kifaye, yani başı temizleniyor. Yani hangi bölgesi üstten aldı, yandan aldı ama sakal değil. Saçın dörtte birlik, yani mesederken şurasının meselesiniz olmaz mı? Olur. Burası da olur, şurası da olur. Yani saç dediğimiz şeyin dörtte birlik alanı, Şafiler diyor ki cüzdü de küllü gibidir. Yani bir parçası bütününden kesmek gibidir. Hanefiler diyor ki bir şeyi temsil etmesi için asgari dörtte bir olması gerekir diyor. Yani iş buradan çıkıyor. Başın tıraş edilmesi kavramı Hanefilerde dörtte bir de ifade ediliyor. Ziyaretimiz ve ibadetlerimiz olacak. Şu noktayı bakalım hatırlatayım. Safa Tepesi, Merve Tepesi ya. Biz Safa Tepesi'nde şu dev oteli sağımıza olarak gidiyoruz. Şu tarafa doğru bir yol daha var, sola doğru. Yani orada da tarif edeceğiz de, Safa Tepesi'nden çıkınca şu Hilton Oteli, bu Devlet Oteli, bu Zemzem Doğu Dev Otel, bu Dev Oteli, Hilton arkamızda bakın, sağımıza alarak bu yoldan gidiyoruz, 250 metre ileride. O Dev Otel sağımızda olacak. Eğer onu sağımıza almaz da sol tarafına yolu geçersek, buradan nereye gideceğimiz bayağı ilerlere gidiyor. Yani o otel sağımızda olacak. Zaten otelden çıkınca Kabe gözüküyor. Endişeniz olmasın diye söylüyorum. Bakın şu aradan gideceğiz. Şu tarafa doğru. Şu arada bir yol daha var. Buraya girmeyeceğiz. Şöyle düz devam edecek. Otel. Şunun önünde. Kabe'de tavaf yaptık. Yani bitmez tabii de. Yani bitireceğiz. Bir uzatacak şeyimiz yok. Zamanımız yok. Kabe'de tavaf yaptık. Esmafın. Kabe kapısı, müntezem denilen yer burası. Hatip duvarı, burada içeride namaz kılabilirsiniz. Bakın, şu köşeyle duvardaki yeşil ışık arasında selamlama. Bir de şu kapı rengini gördünüz mü? Yeşil gibi, mavi gibi. Bizim girip çıkacağımız kapı burası. Yani Rüknü Yemani köşesinin karşısında bir numaralı kapı. Bu arada bir yerlerden de geçsek olur. Bir de şurada belimiz var, gözüküyor mu bilmiyorum. Şu müezzinlik yerinin hemen solunda. Bu da Safa Tepesi'ne götürüyor. Biz şu arayla şu arada çıktığımız zaman